Herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle boş makaralarınızdan çok güzel peçetelikler nasıl yapılır onu göstereceğim. Şöyle kullandığımız malzemeler makrume ipleri, oy ipi. Şöyle bitmiş halini göstereyim. Makrume ipliği de şöyle etrafını sardıktan sonra makaralarımızı şöyle güzel bir şekilde oy ipiyle şöyle ışığa tutayım. Hava yağmurlu olduğu için biraz bugün ışık açısından karanlık çıkıyor. Oy ipi de şu kısmı ördükten sonra uç kısmına da böyle güzel bir boncukla devam ediyoruz. Şu ışık ayarını tekrar yapayım ben. Tekrar dönelim. Evet, farklı bir yerden şimdi çekimimizi hemen yapalım. O kısım bayağı karanlıktı, o yüzden gösteremedim. Şöyle şuradan daha net göstereyim arkadaşlar. Boş bir şöyle bir makaralarımız var. Bu makaraların etrafını şöyle makrume ipiyle çeviriyoruz. Üzerine de o ipiyle güzel şöyle bir dantel yapıyoruz. Onu da göstereceğim. Uç kısmına da içeri kısmına da şöyle bir boncukla devam ettim. Kendi isteğinize göre isterseniz de bu dantel yerine hazır çiçeklerde alabilirsiniz. Tuhafiyelerde, kırtasiyelerde satılıyor. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Daha sonradan da dantel kısmını size hemen göstereyim. İlk olarak makrume ile başlayacağım. Bu tuhafiyelerde çok satılıyor arkadaşlar. İplik satılan yerlerde. Şöyle bir tane iplerim var benim. Kaneviçi iplerinin. Onun şöyle makarasını alıyorum. Önce bir tane şöyle hemen halledeceğim. Şöyle bir tane etrafına bir düğüm atıyorum. Genellikle ben en az 3 tane atıyorum. Biraz sağlam olsun açısından. Çünkü günlükte çok kullanacağımız bir şey olduğundan dolayı. Şöyle güzelce bağladıktan sonra getiriyorum. Şu fazla kalan ipimi içerisinde yok edeceğim. İçerisinde ipimi, makrumi ipimi şöyle güzel mi güzel etrafını doluyorum. Şöyle bazen makrumi ipi çok dolanıyor arkadaşlar. Bu kısım çok zor. Bunu yapmak kolay ama makrumenin etrafına şu ipi dolamak o kadar zor ki birbirine geçiyor, karışıyor, düz olmuyor. Şu etrafını sarıp daha sonradan da düzelteceğim. Sık sık yapacağım. Bunu isterseniz de makrume yerine kurdele de kullanabilirsiniz. Ben kurdele ile de peçete yapmıştım. Kanalımda videosu var. İsterseniz oradan da bakıp yapabilirsiniz. Şöyle güzelce etrafını böyle sarıyorum. Şöyle sarım aşamasını sadece göstereceğim. Şöyle arkadaşlar ara ara sarıp hemen sonradan da şu kısmı getirip şöyle düzeltiyorsunuz. Ta ki şöyle etrafını sardıktan sonra bittikten sonra içerisinden ipi geçirip şurada düğüm kısmım var. Buradan kapatıyoruz. Yani şu tarz bir makrame ipiyle ya da kurdale, siyah kurdale de kullanabilirsiniz. Böylece yapıp bitmiş oluyor. Daha sonra gelelim şu dantel kısmına. Kameramın açısını düzenleyeyim hemen. Şöyle şunu şöyle koyayım ki tam görünsün. Ekran resmi alan arkadaşım da olursa. Bunun havlu kenarını da yapmıştım. Ben peçeteler. Şöyle kalan oyu iplerim var. Bunların her birini böyle kullanmak istedim. Hemen geliyorum. Şunu hemen kenara alayım. İlk olarak başlama kısmını size göstereyim. Nasıl yapılıyor diye. Onu bir farklı iple, açık pembe bir iple göstereyim. Rahat olsun. Bu kaneviçi ip arkadaşlar. İsterseniz de kaneviçi ipinden de yapabilirsiniz. Bugün ışık benden yana değil. Yağmurlu havalarda çekim biraz bizim için zor oluyor. Şöyle tığımı ipimin etrafında bir kez doladım. Geliyorum. Şöyle 8 tane zincir çekiyorum. O ipinde de aynı zincir ipi kullandım. 8 tane. Çevirdikten sonra arkadaşlar geliyorum. İlk birinci olan zincirimin içerisine tığımı geçiriyorum. Bir halka elde ediyorum. Kapatıyorum. Şurada küçük bir hemen şöyle göstereyim. Bir halka yani bir boşluk elde etmiş oluyorum. 5 zincir çekiyorum. İpimi tığımın etrafında 2 kere doluyorum. Biz nereye yapıyorsanız derseniz de şu iç kısımdaki yıldız kısmını arkadaşlar yapıyoruz. 2 kere doladım. Boşluğun içerisine geldim. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Kalan ikiyi bırakmıyoruz. Sonra diğer hepsiyle birlikte çekeceğiz. Tekrar tığımın etrafını 2 kere doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki.
Şurada benim kaldı 3 tane ilmeğim. Bunu da tutup kapatıyorum. Yıldızımın ilk kısmı, orta kısmı olmuş oluyor. Araları 12 zincir çekiyorum. İki, ipimi 2 kere doluyorum sığımın üzerine. Geliyorum, aynı boşluğun içerisine giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Ta ki şurada iki tane kalan kadar. Tekrar 2 kere doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Yani 3 kereyle çıkıyoruz ama şu kalan ilmekleri bırakmıyoruz. Son kalan ilmekleri de bir ara beraber çekiyoruz. Şimdi burada 4 kaldı. İlk başladığımızda 3'tü zincirden dolayı. O zincirle birlikte olduğu için. Şimdi bunu da tutuyorum. Hemen böyle çeviriyorum. Kapatıyorum. Aynı şekilde 12 zincir daha yapıyorum. Yani şu kısım arkadaşlar. Şudur. Bu iç kısım. Bundan yapıyorum. Ben 5 tane ile yapıp bıraktım. İsterseniz 6 ile de devam edebilirsiniz. Şöyle daha önceden yaptığım kısmı göstereyim. Budur. Şöyle 5 tane yıldızımızı yapıyoruz. Son kısma da gelince arkadaşlar aynı. Şöyle 5 tane ilmek, yani şu 1, 2, 3, 4, 5 yıldız diyoruz genellikle. 12 ilmeğimi tekrar çekiyorum. Son kapatma kısmıma geliyorum. Şöyle sık iğne ile kapatıyorum. Bura bitmiş oldu. Şimdi kaldı şu çiçek kenarları nasıl yapılıyor onu göstereceğim yaprakları. Şu boş 12 zincir olan kısma geliyorum. Tığımla giriyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. İlmeğimi alıyorum. Üçlü trabzan yapıyoruz. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Tekrar ipimi aldım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Bundan 12 tane. Şöyle göstereyim. 12 tane trabzan yapıyorum. Aldım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Böyle 12 tane trabzanımı yapıyorum. Şöyle ben video çok uzanmasın diye arkadaşlar tam 12 ilmeği tamamlayamıyorum ama siz 12 ilmek şu 12 tane trabzanı yapıyorsunuz. Sonra dönerken bir zincir çekiyorum. Kese kese gideceğim ki yaprağımın sivri kısmını oluşturabileyim. Bir zincir çektim. Şöyle yaptığım trabzanların şu yanındakine değil de bir tane her seferinde boşluk bırakıp ikinci trabzanın başına girecek şekilde tığımı geçiriyorum. Üst kısmı da sık iğne yapıyoruz. Her trabzanın başına bir kere tığımı işlemesini yapıyorum. Şöyle devam ediyoruz. Aynı şekilde diğerinde de dönerken bir zincir çekip döneceğiz. Bir boşluk bırakıp diğerine geçeceğiz. Bir zincir çektim. Yandakine değil, ondan sonraki sık iğneme geçiyorum. Böyle kese kese çıkmış olacağım. Yavaş yavaş sivrile sivrile çıkıyoruz. Son bir kez daha göstereceğim. Dönme kısmıma geldim. Bir zincir çektim. Yandaki sık iğne değil, ondan yanındaki ikinci sık iğneye giriyorum. Ve böyle devam ederek kese kese yaprağımı hemen şuradan göstereyim. Kenarı alayım. Şu kısmı yapa yapa devam ediyorum. Ta ki şu kısımda bir sık iğnemiz kalana kadar. Bittikten sonra aşağıya inip yandaki ilmeğe nasıl geçiyoruz onu da göstereyim hemen. Şurası dolanmış. Hemen açayım. İki zincir çekiyorum. Şimdi aşağıya ineceğim yaprağımı kenarına ki diğer kenara geçebileyim. Geliyorum. İki zincir çektikten sonra şuradaki ikinci yaprağın kısmına tığımı geçiriyorum. İki zincir çek. Şuradaki ilmeğin boşluğu olan kısma tığımı geçirip iniyorum. İki zincir çeke çeke buradan aşağı iniyoruz. Son kısımda ise 4 zincir çekeceğim. Onu göstereceğim. Şimdi şu kısım bizim 3 zincir çekip trabzan yaptığımız en alt tabanımız. Buraya 4 zincir çekiyorum. Geliyorum aşağıda içerisine 12 zincir çektiğim ilmeğin içerisine girip kapatıyorum. Ve böylece yaprağım da aşağı kısma geçmiş olmuş. Daha sonradan yan kenarı geçip
sık iğne ile 3 zincir çekip böyle 12 tane dolup kese kese devam ediyoruz. Burası benim bitmiş kısmım. Geliyorum. Pardon, şu önce diğer yaprak kenarıyla bağlayayım, sonra zincir çekip kapatayım. Geliyorum şu arka kısma. Şuradan arka kısmından sabitleyeceğim. Sık iğne ile 2 zincir çekiyorum. Daha sonra kesiyoruz. Şöyle kestikten sonra bunu ben içerisinden arkadaşlar şu kısım görünmesin. Dantelimiz temiz olsun diye ipi biraz yürütüyorum dantelin içinde. Şöyle bırakıyorum arka kısmı. Şimdi yapıştıracağımız için görünmeyecek o. Bitmiş olanımı alıyorum hemen. Getiriyorum. Ben burada sıvı silikon kullanıyorum ama normal silikon da kullanıp yapıştırabilirsiniz. Dantelimin üzerine genellikle sürüyorum. Daha sonra makaramın üzerine yapışkan kısmını geçiyorum. Hemen geliyorum. Şurada sıvı silikonumu yavaş yavaş üzerinde dantelimin ön kısmında çıkmayacak şekilde etrafına, önce yıldızların kenarlarına, daha sonra dantelimin şu kenarlarına sürüyorum. İsterseniz de dik edebilirsiniz. Kendinize kalmış bir durum. Kenarı bırakayım hemen. Geliyorum şu kısmı düzlüyorum. Yapıştıracağım kısmı da şöyle elimle hafif hafif düzelterek yapıştırıyorum. Ben yaprak kısımlarını da yapıştırdım sabit olsun diye. Böyle güzel. Daha sonradan yan kenarlarından da hafif hafif. Şurada yapışkanımın görünmesini istemiyorum. Hemen onu düzelteyim. Onu çekimden sonra da ben düzeltirim. Neye dikkat ediyorsam o başıma geliyor. Görünmesini istemediğim ucu burada göründü hafiften. Onu düzeltirim çekimden sonra. Daha sonra da şöyle kullanmadığım hemen boncuğu alayım. Getirelim. Yine aynı şekilde yapışkanımın uç kısmından alıyorum. Getiriyorum şu orta kısma. Boncuğumu yerleştiriyorum. Böylece hazır olmuş oluyor. Böyle güzel sıvı silikonla ben kullandım ve yaptım. Siz isterseniz de böyle güzel şeyler yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.